Önemli bir mevzusunu konuşacağız. Her soruyu soracağım, zor kolay, ne varsa hepsini soracağız efendim ve bugün çok yeni bilgilerde elde edeceğiz. Türkiye neyi konuşuyor? Evet, Türkiye bir sığınmacı sorununu. Kimisi diyor ki buna mülteci sorunu, kimisi diyor ki sığınmacı sorunu, kimisi diyor ki göçmen sorunu. Efendim işin doğrusu ne? Tüm bunları bir öğrenelim. Ee, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Doktor Gökçe Ok bizimle beraber. Ee, Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş yerimize. bulduk. Sağ olasınız Pınar Hanım. Hayırlı, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir pazar diliyorum. İyi seyirler İnşallah. diliyorum. İnşallah herkese. Şimdi huzur, sağlık dediniz, işte huzur. Ee, Türkiye çok uzun zamandan beri e, Türkiye'de bir meseleyi konuşuyor. Hı hı. Ve özellikle geçtiğimiz hafta itibaren bu mesele siyasete de son derece entegre oldu. Ve hep beraber konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Şimdi girerken bilerek söyledim onu. Şimdi birisi diyor ki mülteci sorunu, diğeri diyor ki sığınmacı sorunu, hı hı. diğeri diyor ki bu bir göç sorunu. Ee, biz kavramları da daha net... Sanki bilmiyoruz Doğrudur. Şimdi siz göç idaresi olarak e, e, Bu arada İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurumsunuz hı hı. Göç idaresi olarak Allah aşkına söyler misiniz? Biz hangi sorunu konuşuyoruz ve göç nedir? Önce bunu bana çok kısaca anlatırsanız çok sevineceğim ee, Tamam başlayalım Biz e, göç yönetiminden kaynaklanan Kaynaklandığı düşünülen sorun alanlarını konuşuyoruz aslında bir de tabii ki e, göçmenlerin ülkemizde bulunduğu süre boyuncaki uyum problemlerini konuşuyoruz. Çünkü sahaya ve topluma yansıyan e, sosyolojinin yani saha sosyolojisinin toplum psikolojisinin tartıştığı konular bunlar. Hı -hı. Aslında biz uyumu tartışıyoruz. Yani biz göçü değil o uyumu tartışıyoruz. Ya göç kavramsal düzeyde e, tartışılmalı. Yani daha böyle akademik düzeyde e, yani biraz daha böyle medyatik ya da magazin yönüyle değil de İşin mühendisliği ve matematiğinin konuşulması gereken bir olgu, çünkü insanlık tarihi kadar bir olgu. Hatta insanlığın ötesinde, yani varlığın ontolojik olarak bir e, en yüksek e, sebeplerinden, delillerinden varlık olmanın delillerinden biridir göç. Peki şu an Türkiye'de konuştuğumuz şuna şöyle bir karşı atabiliyor muyuz mesela? E, Türkiye'de siyasete de mal olan ve Türkiye'nin şu anda en çok konuştuğu bu mevzu. Göç sorunu mu, sığınmacı sorunu mu, mülteci sorunu mu? Şimdi mülteci ve sığınmacı dedikleriniz göçmenlerin kategorizasyon e, e, edilmiş alt kat, halidir tabii katmanı. Yani e, uluslararası göç Termilo terminolojisinin göç sosyolojisinin e, bir de tabii ki göçle ilgili hukukun alt başlıklarıdır, kırılımlarıdır. Yani çatı göçtür, göçmendir bunun statüleri vardır, hukuku vardır. O saymış olduğunuz sığınmacı, mülteci, uluslararası korumalı, şartlı mülteci, ikincil mülteci bunların hepsini konuşuruz. Bunlar alt kırılımları. Peki. O zaman şöyle yapalım Gökçe. Buyurun lütfen. Siz bugün Türkiye'de kamuoyuna bir defa yeni rakamlar vereceksiniz. Hı hı. Onu da ilk defa söyleyelim TV yüz ekranlarından hı hı. yenilenmiş bu, bu hafta edinmiş, güncellenmiş, güncellenmiş ve ilk defa şu tamam. anda biz e, TV100 ekranlarında hı hı. E, açıklayacaksınız. Merakla bekliyoruz çünkü geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlar üzerine kamuoyu bunu almıştı, bunu konuşuyordu. Bundan sonra siz hı hı. referans olacaksınız ve sizin verdiğiniz rakamları Türkiye konuşacak. Hı hı. Sayın Başkan, Türkiye'de kaç tane sığınmacı var rakam tamam. olarak bunu sorabilir miyim? Önce göç nedir ondan biraz bahsedeyim Bahsedin. mi? Yani söyledim, dedim ki e, varlık aleminin bir gerçekliği göç. Yani sadece insanlar göçmez. Sabah mesela 9 civarındaki bir e, e, günün aydınlanması mı bir haber programınız vardı? Baktım orada işte Aksaray'a flamingolar gelmiş, bir tablo gibi diyorlar, sanat gibi diyorlar. Kuşlar göçer, hayvanlar göçer, bitkiler göçer, gezegenler göçer, kainat göçer. Yani göç ontolojik bir gerçeklik. İnsanlar da göç durmaz tabii diyorsunuz. ki netice itibariyle insanlar da göçer böyle yani mesela biz işte anne rahmine bir yerden geldik. Sonra çocuk olarak dünyaya, bebek olarak dünyaya geldik. Çocuk olduk, genç olduk, yaşlanıyoruz. işte ölüp gideceğiz. İşte herkesin inancına göre gittiği bir yer var. Kimisi buna işte karmaya göre bir cevap veriyor. Kimisi işte kadim öğretilere göre cevap veriyor. Kimisi de dinlere göre cevap veriyor. Bakın bu hep bir süreç. Yani göçmemek mümkün değil. İç göç var, dış göç var. Yani ülke içinde bir göç söz konusu, şehirden şehire göç söz konusu, ülkeler arası göç söz konusu. Şimdi tabii buna devlet yönetimi nasıl bakıyor? Devlet yönetimi şöyle bakıyor: bir içinde turistlerin de olduğu, iki belirli bir işi yapmak üzere bu sanatçılık olabilir, sporculuk olabilir, evlilik olabilir, uluslararası öğrencilik olabilir, yatırım amaçlı olabilir. E, Mühendissinizdir, çalışma amaçlı olabilir. Böyle bizim altı tane farklı e, ikamet iznimiz var. O ikamet izinlerine yönelik olarak e, ülke değiştirenler Doğru. olabilir. Nasıl bizim olabilir? insanlarımızın Avrupa'ya veya Doğru. dünyanın başka Doğru. ülkelerine Beyin gittikleri diyoruz. gibi e, bu turistik yer değiştirmelere ve ikamet amaçlı yer değiştirmelerin hepsine biz düzenli göç diyoruz. Hı. Yani böyle bir düzenli göç yönetimimiz var. İkincisi. E, bir savaş halinde, bir kaos halinde, karışıklık halinde yerinden ve yurdundan edilen insanlar var. Yerinden ve yurdundan edilen insanların hepsi uluslararası korumanın teminatı altında. Yani bununla ilgili uluslararası ortak bir nokta var. Mesela 1951 Cenevre Konvansiyonu. Biz Birleşmiş Milletler üye ülkesi olduğumuz için e, bunun altına imza atmışız. İşte e, New York protokolü var. Yani 60'lı yılların sonuna doğru New York sözleşmesi var. Orada da mesela coğrafi çekince şartı koymuş hükümetlerimiz. Ve tabii ki göçü yönetebildiğimiz alanlar var. Mesela bizim Genel Müdürlüğümüz eski ismiyle Genel Müdürlüğümüz kurulmadan önce e, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Yabancılar Dairesi bu iş ve işlemleri gerçekleştiriyormuş yabancılarla ilgili. İşte kapıda efendim efendime pasaportla girişlerinin sağlanması, çıkışlarının sağlanması Hı ya da işte bir kısım böyle düzensiz göçün e, yönetilmesine dair işlemlerle ilgili ama daha sonra 2011 insani krizinden sonra Suriye'deki o, o iç savaş ve karışıklık patlak verdikten sonra e, insanlar yönelmeye başladılar. Hemen şimdi onu biraz sonra göstereceğim. E, bununla birlikte hemen e, mevcut hükümet ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi yani gazi meclisimiz hemen bir inisiyatif alarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çıkardılar. Ya bu çok önemli bir şey. Hani şu soru hemen soruluyor. İşte Türkiye'nin bir göç yönetimi var mı? Türkiye'nin bir göç politikası var mı? Elbette ki. Türkiye zaten 100 yıllık cumhuriyet gelenekleriyle kurumlarını ve kurallarını çok e, net bir şekilde diyor ki şekilde... göç politikası var. Başarılı değil. Kimisi de diyor ki hükümetin bir göç politikası yok. Ama siz diyorsunuz ki Türkiye'nin bir mı? göç politikası var. Şimdi o göç politikasını açacağız birazcık. Elbette daha. ki. Yani şimdi biz düzensiz göç krizi yaşıyoruz. A, Öyle doğrudur. Anlıyorum. düzensiz göç düzensiz krizi yaşıyoruz. Göç krizi düzensiz yaşıyoruz. göç krizinden kaynaklanan uyumla ilgili zorlukları yaşıyoruz. Peki şimdi Türkiye'ye e, düzensiz göç etmiş kişi sayısı yani işte Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, İranlı, bilemiyorum Af evet. Ukraynalı e, rakamlar neye? işaret Hemen söyleyeceğim. Ettim? Şimdi onu da ikiye yani düzensiz göçü de ikiye ayırmak gerekiyor. Yani bir e, istendik bir yöntem var. Biri de tamamen kaotik bir alan var. Yani hani elini kolunu sallayıp geliyorlar dedikleri bir alan var. İşte o sınır güvenliği evet. Allah pamuğu gibi aynen, diyenler var. O aynen. Geçeceğiz. Şimdi ben hemen arkadaşlarımız da ekrana yansıtabilirler. Size şöyle şeyle ilgili Türkiye'deki mevcut Göçmen varlığıyla ilgili yani yabancılarla ilgili sayıları ve verileri vereyim. Evet. Şu Bakın şu edelim. orta orta sütun ikamet izniyle evet, kalanlar. size az evvel bahsettiğim düzenli yollarla. Tamam. Yani vizesini alarak amacına uygun olarak gelen ve kalışını gerekçelendiren. Mikrofona değmeyelim Gökçe Bey ha. Tamam. Kalışını gerekçelendiren yani e, belgelendiren insanların oluşturduğu... 1 milyon 414, kişi. Evet. Şu anda yani e, bugün Legal pa pazar genel. doğrudur. Tabii ki. Legal. Bunların şöyle, bunların biyometrik verileri alınıyor parmak izlerine varıncaya kadar. Bunların bütün bilgileri alınıyor. Bununla birlikte getirdikleri belgeler kayıt altına alınıyor. Yani sistemimize e, işleniyor. Göçnet diye bir sistemimiz var. Çok güçlü bir sistemdir. Artı bununla birlikte bu insanlarla mülakat yapılıyor. Yani ikamet süreci zorlu bir süreçtir. Ben bugün işte valiliklerimize bağlı il göç idaresi e, müdürlüklerine gittim. İşte istenilen evrakları verdim. Arkasından da kapıdan çıkarken de ikamet e, izni belgemi kimlik kartımı aldım diyemezsiniz. Hı. Yani bu mülakatlardan sonra kişiyle ilgili bizim kolluk birimlerimiz bir tahkikat süreci başlatıyorlar. Tamam. O tahkikat süreci sonuçlandıktan sonra istedikleri türdeki e, ikamet oturma iznini vermek idarenin takdiri. Vermeyi edebiliriz. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce ikameti Oradaki reddediyoruz. Oradaki kriteriniz ne? Kime ikamet izni veriyorsunuz? Bir kere düzenli olarak gelecek. Vize ile gelecek. Amacına uygun vize ile gelecek. Mesela 10 Şubat'tan itibaren bir e, şey başlattık. O zamanlar savaştan kaçanlar mı? Hayır değil. Bunlar düzenli göçmenler. Onlar göçmeler. düzen. Eğitim için gelebilir. A, evlilik kurmak için evlilik gelebilir. Evlilik için gelebilir. Sporcu olabilir. Onların e, yani, Türkiye'deki toplam sayısı şu anda bugün şey itibariyle olarak, ülke olarak işte Suriyeli mi 192 geneli, farklı ülkeden. 192 farklı. 192 farklı ülkeden bugün aramızda 1 milyon 414 bin 776 kişi ikamet izniyle. Peki. Yani halk arasında bilinen tabiriyle oturma izniyle kalıyorlar. Tamam. Şimdi mesela o oturma izni alanlar da Türkiye'de bir tartışma konusu. Ona geçeceğiz. Tamam. Yanında geçici koruma <laughs> altındaki su. Suri... Şimdi önce şunu söyleyeyim, bu daha mantıklı. Yani şu aslında iki tane şu iki e, sütun e, az evvel bahsetmiş olduğum uluslararası yani korumanın e, konusu. 320 bin. Ne i̇kisi, demek? Şu Uluslararası ikisi. Koru ha, Uluslararası tamam. koruma şu. Geçici koruma yani altındaki Yani evrensel Suriyeliler... hukuka uygun olarak deniliyor ki göçmenler, yerinden edilen insanlar sığınma hakkını ve taleplerini kullanabilirler. Ee, hiç kimseye sen buraya gelmeyeceksin, sığınmayacaksın denilemez. Sığınanlar yerinden bir kere daha zorla edilemez. Şu anda ve ekranda, ekranda siz kartı da tutmanız da gerekmez. Doğrudur. Tamam. Rahat edin diye söyledim. Ee, tamam. Şimdi... Şu anda 3 milyon 762 bin 889 kişi Evet. Şimdi uluslararası koruma isteyenler de ikiye ayrılıyor. Birisi uluslararası koruma e, başvurus e, sahipleri, biri de statü sahipleri, koruma verilmiş olanlar. Bunların sayısı 320.068 uluslararası koruma sahipleri. Ha bir de özel bir onlar durum. var. Onlar neye göre uluslararası koruma hukukuna neden? Geliyor ülkenize geliyor. Kişi... Bakın bu düzenli olarak da gelebilir, düzensiz olarak da gelebilir. Niye onlar? Yani bin kişi neden? Onlar kim? Onlar kim? Y y yani memleketinden çıkmak zorunda kalmış insanlar. Düzenli e diğerleri de öyle değil mi? Şöyle şöyle. Düzenli gelmiştir onlar. Düzenli gelmiştir. Ama e, ihlale düşmüştür. 90 günlük vize süresini tamamlamıştır. Hı. Hmm. İdareye gelir der Anladım. ki ben ülkeme dönemiyorum. Niye? Anladım. Can güvenliğim var. Anladım. Bir takım sıkıntılarım var. Anladım. O zaman uluslararası korumaya başvuruyor. Peki. Ha şimdi Peki. rakamın çok olduğu ve Suriyeliler olarak tanımlanan kısım Uluslararası korumanın özel bir alanı. Ondan bahsedelim. Ve 3, milyon 762 evet, 3 milyon 762 bin 889 bu rakamı. Bu geçtiğimiz haftaya göre değişti mi bu rakam? Ee, zannediyorum çok az. Yani o 889'luk kısım, ha, orada, yani 100'lük yani... kısım değişti. Ha, anladım. Binlik kısımda bir değişiklik Yüksel yok. Yükselme var herhalde. Çok uzun süredir bir değişiklik yok. Onu Peki. da ben hemen ifade etmek isterim size. E çünkü Arka... sınırları kapatmadık mı? Tabii ki. Şu anda geçici koruma kaydı almıyoruz. Yeni geçici koruma kaydı almıyoruz çünkü bizi artık e, bizim operasyon yaptığımız evlatlarımızı şehit verdiğimiz Fırat kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı operasyon bölgesinden göç gelmiyor. Şam ve Halep'ten geliyor, ekonomik göç yani Türkiye'ye geçersem daha rahat şartlar elde edebilirim, iş bulabilirim diyen bir e, göç yolculuğu söz konusu şu anda. Buna da müsaade etmiyoruz. Şu anda buna müsaat olmayan konuya müsaade geleceğiz. Etmiş. Şimdi saatime bakıyorum çok iyi kullanmamız tamam. lazım. Şimdi şu anda şu ekrandaki yansıya da bakarsanız 2011'deki insani krizden sonra bir artış var. Yaklaşık 14 bin insan içeriye girmiş. 2013, 2014, 2015'te sayımızsız da artmış. 2015 2018'de tap olmuş Çünkü, herhalde. Çünkü doğrudur. Kriz Görüyorum. burada çok yoğun bir şekildeydi. Yani tamam. orada misket bombaları, varil bombaları patlıyordu. İşte geçenlerde biliyorsunuz gene sosyal medyaya düştü. Ölen insanlar, yani infaz edilen insanlar. Sonra bakın 2017'den itibaren, Evet yani pandemi öncesi dönem hatta bu. Hani şöyle bir soru akla gelebilir. Ya işte salgın oldu, salgın olduğu için mobilizasyon durdu. O yüzden gelmediler denilebilir. Hayır, salgın öncesi dönemin hemen başından, öncesinden itibaren... Bugüne kadar geldiğimiz noktada aslında bizim rakamlarımız değişmiyor. Değişmemesinin sebebi de şudur: biz artık Suriyeli yeni sığınmacı almıyoruz. Peki o zaman kayıt bu rakam etmiyoruz. değişmiyorsa şöyle de anlıyorum: giden de yok. Şöyle giden var, olmaz mı? Ama rakam Ama değişmiyor. doğum da var. Heh. Ölüm de var. Tamam. <laughs> Doğum galiba daha fazla ölüm Doğum göre. da var ölüm de var. O da çünkü tartışmalı bir konu. Yani Geleceğim tartışırız, birazdan tartışırız. çok üst üste çok hızlı sorularım var tamam, size. Tamam peki tartışırız. Toplumda Şimdi, konuşulan. Evet. Şuna da bir bakalım mı? Yani bakalım. insanlar 2011'deki Suriye krizinden sonra e, ne tarafa yönelmişler? Yani buna bir bakmamız burada rakamlar var. Ekrana yansıyacak herhalde. Ee, alalım ekran arkadaşlar çünkü Avrupa pazelteceğim kendi şimdi, rakamlara da bakabilmem amacıyla şimdi burada bir sürü rakam var orada tamam. okuyamıyorum buradan göremiyorum Siz hemen ben şimdi bahsedeceğim söyleyin. şimdi e, yaklaşık dört e, buçuk milyon insan yerinden edildi yani e, 4 özür dilerim yani e, rakamı vereceğim şöyle e, bu 2011'deki insani krizden sonra 500 bin insan hayatını kaybediyor yani o gördüğünüz bütün infaz görüntüleri, bombalanma görüntüleri, ee, rejim tarafından, Esed rejimi tarafından 10 bin insan işkence edilerek öldürülüyor. Ya yani bu rakamlar önemli. Hayat rakamlara sığmaz ama rakamlar önemli. Ee, maalesef yani dile getirmek istemem ama binlerce insana tecavüz edildi. Ee, rejim tarafından 200'den fazla kez kimyasal silah saldırısı. Bununla birlikte misket bombaları, varil bombaları, bu tip böyle. E, savaş argümanları kullanıldı ve şu anda yaklaşık 14 milyon insan sivil insani yardımlara muhtaç haline geldi tablo burada şu anda budur yani e, 6.7 milyon insan 7 milyona yakın insan yerinden edildi ve e, bunu e, 6.8 milyon insan da Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı Tamam Şimdi burada bunların 1 milyonu Avrupa'ya geçti. Tamam 1 milyonu Avrupa'da. 3 milyon 760 gibi 889'u Türkiye'de. Ve bunlar bize bilinmesi gereken en önemli kritik noktalardan biri de bu. Bizim bu operasyon bölgelerimizden işte İdlib, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinden geldiler. Kuzey Suriye'den geldiler. Bu gelenlerin çok büyük bir kısmı Türkmen kökenlidir. Yani Cumhuriyetimizden önceki devlet yönetimimizin yani ecdadımızın Osmanlı'nın bayır bucak Türkmeni olarak o bölgelere yerleştirdiği bizim öz insanımızdır, Soytaş öz diyorsunuz. varlığımızdır. Doğrudur. Şimdi mesela orada bir soru geliyor. Ee, bu gelen Suriyelilerin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptığınız rakam var mı şu anda elinizde hazır? Var. Söyler misiniz? 200 bin. 200 bin 950 kişi. 200 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti evet, vatandaşı. Son 11 yıldır. 2011'den bugüne kadar. Peki. Bunların 113 bini reşit, 87 bini çocuk, 18 yaş altı. Neye göre TC vatandaşı yaptınız? Neye göre veriyoruz? Yaptık. Bir kere Türkiye'ye hayatın her alanında katma değer üretebileceğine inandığımız, faydalı olabileceğine inandığımız, günlük Türkçe konuşma becerisi olan, kendini ifade edebilen, belirli bir meslek grubunda ön plana çıkmış ee, bizim bir şeyimiz var. Ee, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz bu iş ve işlemleri yürütüyor. Komisyonlarımız var. Valiliklerde oluşturuluyor. Ee, sahadaki taramalarımız neticesinde kolluğumuz tarar, vilayetimiz tarar, yani mülki idaremiz tarar. Efendime söyleyeyim, e, kolluk kuvvetlerimiz tarar, il göç idaresi tarar böyle. ve dosyalar oluşur. Mesela o gelenlerin içerisinde bu dosyalardan dört... davet ederiz. Peki, şöyle sorayım Buyurun. Gökçe Bey, ee, böyle arada böyle sorular soruyorum Lütfen. çünkü çok inanılmaz soru var kafamda, tamam. beynim şu anda yanacak. Tamam. 400 bin dolar verip 3 milyon Hayır, 700 el şimdi ha. 3 milyon 700 küsür dediğimiz Suriyeli sığınmacı 400 bin alamazlar. doları verirse alabilir mi? Alamaz. Suri... Alamaz mı? Şimdi bu, bu bilinmiyor bizim eski rejimimizdir. Yani Şimdi... Hatay meselemizden dolayı, Hatay meselemizden dolayı Suriyeliler, ee, Batı Anadolu'daki meselelerimizden dolayı Yunanistan vatandaşları Türkiye'de mülk edinemezler. Yani mesela hep işte 400 bin dolar zaten tartışılıyor ama şu da var işte Suriyeliler geliyor 400 bin dolar alıyor. Türkiye Yok. Cumhuriyeti vatandaşlığı satılıyor gibi bir takım bilinmesi ifadeler var. Pınar Hanım bilinmesi gereken ilk şey şudur. Suriye Arap Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye ister sığınmacı olmak yoluyla gelsin isterse vizeyle başka bir ülkeden pasaportuyla legal olarak düzenli olarak gelsin hiç kimse Türkiye'de taşınmaz alamaz. Alamaz. Çok, çok önemli bir Belirli şey meslekleri yapamazlar. Mesela diş hekimi, kimi diş hekimi olamazlar, avukat olamazlar. Bunlar çok açıktır. Bunlar bugünün meselesi de değildir. Neden Bunlar, diş hekimi olamazlar? O günkü kanun koyucu bu şekilde bir, ön bir şeyde Diş şey hekimi olamazlar, evet. gelen sığınmacılar, Doğrudur, avukat, avukat olamazlar. olamazlar. Yani Belirli doktor olabiliyorlar mı, yapamazlar. öğretmen olabiliyorlar mı? Öğretmen Mesela? ve doktor olabilirler ama burada ıskalanan şu var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde o saymış olduğunuz meslek grupları kamuya ait mesleklerdir. Doğru mu? Yani memuriyet gerektirir. Doğru. Yabancılar Türkiye'de memur olamazlar. Peki, önemli bir şey söylüyorsunuz. Hı -hı. Ama kamu öğretmen de kamuya mal olmuş ama öğretmen. E tabii ki diyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmenleri aynı zamanda devlet memuru. Çok enteresan. Yani diş hekimi olamıyor, avukat olamıyor ama öğretmen olabiliyor. Bu da Şöyle, özel sektörde elbette ki yani yine çalışma izni alarak yabancıdır çünkü. Çalışma Bakanlığımızın Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü'ne başvurarak oradaki kriterleri yerine getiriyorsa, onu da çalıştıracak olan özel okul başvuracak. O kriterleri yerine getiriyorsa, legal olarak çalışma izni verilir. Bizim göçnet net sistemimizde entegredir onun sistemleri. Legal olarak başvurur, yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak çalışabilir. Peki. İngiliz de var böyle, Fransız da var, Portekizli de var, Jamaika'lı öğretmen de var, Çinli de var. Ama legal işler bunlar. Tamam. Ama e, Suriye Arap Cumhuriyeti'nden gelen Çok önemli bir şey Hiç bu kimse e, diğer uyruklar bir mülk gibi mülk alamaz. Devlet memuru olamadığı gibi mülk de alamaz, kamu hizmetinde de çalışamaz, memur olamaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Neden mülk alamıyor? Mesela diyelim ki para kazandı Türkiye'de. Şimdi onu da merak ettim. Yani bu para şu, kazandı, mülk alacak, tabii, başımı sokacak e, evim olsun diyor, alamıyor. Yani ama. önümüzdeki dönemde tartışılması gereken konu e, mevzulardan konulardan biri bu. Ha. Ama çok eski bir hukukumuz bu bizim. Yani yasamızda var bu. Ee, nüfus, vatandaşlık, isken, işte çevre, şehircilik ve iklim bakanlığımızın da mevzuatında olan bir şey. Ee, Suriyeliler ve Yunanistan vatandaşları Türkiye'de mülk alamıyorlar. Yunanistan'a da o şerh koydu. E, tabii olunmuş. çünkü Batı Anadolu'da bir takım Peki. problemlerimiz var. Peki. Tamam. Orada vereceğiniz Şimdi rakam var şöyle, mı? Şu, çok şöyle merak söyleyeyim. edilen diğer sorulara geçeceğim. Yani, Yeni rakam varsa bu Kuzey, paylaşalım. Kuzey Suriye'den gelme meselesini, ee, biz konuşmazsak yani doğru tarihi ve siyasi coğrafyayı bilmezsek oradaki insanlar niye, niye bize geldi sığını niye yöneldi yani bir fikri zemin oluşturamazsak rakamları falan hiç konuşulmadı. O yoktur. o konuda aslında Türkiye'de Türk halkının o konuda fikri oturmuş durumda aslında. Yani kesinlikle bir, öyle. bir savaştan kaçıldığını, bir mazlum coğrafya Aynen insanları öyle. olduğunu, Türk halkı çok misafirperver bir halk. Kesinlikle. Bunu, bunu kesinlikle kabullendiğini Hı -hı. ve yıllar içerisinde de hükümete de bu konuda destek verdiğini ve bir kere de işte şu artık sığınmacılar gitsin dediğini de pek duymadık. Ee, biraz son dönemin için. Son dönem için şimdi o algılara da geçmek istiyorum ya her gün ben sosyal medyaya girdiğimde bir taciz videosu hı hı. bir e, yani gerek yani işte böyle ırksal olarak Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlar şudur budur işte şöyle taciz videoları hı. devamlı bir video servis edilmesi hı hı. ya da işte hırsızlık videoları hı hı. özellikle kadınlara taciz hı hı. videoları devamlı servis edilmeye başlanmasıyla beraber işte ev kiralarının yükselmesine kadar her şeyden sığınmacılar. Suçlanmaya başladı. Yani artık misafir olan Türk halkında biraz yavaş yavaş, biraz da bazı siyasetçilerin etkisiyle ya bir dakika ya bizim demografik yapımız değişiyor. Ee, işte ulus-devletimizi kaybedeceğiz. Hı -hı. Araplaşan bir Türkiye olacağız. Hı -hı. E, korkusu ve kaygısı entegre olmaya başladı. Hı -hı. Buna ne diyeceksiniz? Yani bu durumu biraz açalım. Bu hemen, neden kaynaklı? Hemen cevap vereyim. Ee... Ama en son şunu da söyleyeyim. Söyleyin. Yeni eğer, bir rakam varsa eğer, söyleyeyim mutlaka. Eğer e, Fırat kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı operasyonları yapılmasaydı, yani sınırlarımız ötesinde tedbirler almasaydık, e, <laughs> Aziz evlatlarımızı, çocuklarımızı o oralarda şehit vermemiş olsaydık, şu anda Türkiye'de 9 milyon 762 bin, 10 milyona yakın Suriyeli muhacir barındırmak zorunda kalırdık. Hmm. Yani Tabii. E, Türk Yani deniliyor bu, ya, ne yani. işimiz var Suriye'de? Şöyle deniyor, Suriye'de, Suriye'de, Suriye'de sebebimiz... ne işimiz var deniyor ya da Suriye'de bizim Mehmetçiğimiz gidiyor, şehit oluyor ama oranın erkek, genç erkekleri Hı -hı. neden Türkiye'nin yani Ukrayna Doğru. nasıl kapattı kapısını? Aynen. E, neden Suriyeli genç erkekleri alıyoruz? Gitsinler Hı -hı. ülkelerini savunsunlar. Yani e, Suriye'den gelenlerin yüzde 65'i Suriye'den gelenlerin son 11 yıl içinde yani şu anda geliş yok e, ama bu süreç içinde gelenlerin %65'i yaşlı, kadın, çocuk, çocuk, refakatsiz, yani bir aile bağı kuramayacak düzeyde olan öksüzler, yetimler ve dezavantajlı gruplardır. Anladım. %65. Geriye kalan e, 17-65 yaş arası e, nüfusun ee, erkekleri de var, kadınları da var ama Suriyeliler e, genç erkekler efendime söyleyeyim e, niye geldiler, niye vatanlarını savunmadılar? Bu doğru bir bilgi değil. Manipülatif bir bilgi bu. Yönlendirme var bu işin içinde. Yok mu? Şimdi genç sizin erkekler sokakta yok gördüğünüz mu? genç erkekler e, kaç yaşında görüyorsunuz? 20 yaşında mı? İşte 20 olur, 25 olur, 10 30 yaşında olur. Geldi buraya 15 yaşında geldi. Ha. 2011'den bu e, zamana tabii ki, kadar. Tabii ki. Küçüktüler. E, tabii ki genç oldular, genç Delikanlı oldular. oldular. Yani onu da konuşuruz. Yani Peki uy niye uyumsa? Yani mesela o genç erkekler işte bu böyle toplumsal sıkıntılar yaşanıyor İşte toplu olarak hareket Çok ediyorlar. Çok enferyt hadiseler ama. Öyle mi? mi? Tabii ki. Yani bir Uyum, Şöyle, 10 yaşında doğru. gelen o delikanlılar, Değil o e, e, genç kızlar, yani o çocuklar daha doğrusu uyum sürecini tamamladılar mı Türkiye'ye? Uyum süreci hiçbir zaman tamamlanmaz. Yani Suriyeliler açısından Türkiye'ye uyum e, başarılı, gerçekleşmiş ama tamamlanmamış durumda. Uyum tamamlanmaz. Uyum büyük bir Yani bütüncül bir süreç. Dünya genelinde mi böyledir? E şimdi Yoksa hemen... Suriyeliler özelinde mi böyledir? Yok. Hemen gurbetçilerimize bakalım. Yani e, diaspora 65. yılında Almanya'da uyum tamamlanmış mı? Yani hala da e, Alman toplumu bizim oradaki e, insan varlığımıza eziyet etmeye çalışıyor. Kamu haklarından mahrum etmeye çalışıyor. Süreçlerin dışında bırakmaya çalışıyor. Ama Türk insanının zekiliği, çalışkanlığı Zekası, cesareti, yani dünyaya dönük vizyonu orada onları şu anda milletvekili yapmış durumda. Belediye başkanı yapmış durumda. Onlar Avukat Türkiye'den Almanya'ya şu anda Suriye'den Türkiye'ye gelinen gibi bir durumda gitmediler tabii. E tabii Suriye'den gelenler bize savaş travmalarıyla tabii. ve psikolojisiyle geliyorlar. Bizim onu görerek daha böyle hoşgörü alanımızı genişletmemiz gerekiyor. Uyum bir de ev sahibi toplumu için bir insanlık başarısıdır Pınar Hanım. Doğru. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi merak edilen sorular. Suriyeliler yüzünden iş bulamıyoruz. Ee, şimdi çok büyük bir çoğunluk TV100 izleyicilerin çok büyük bir çoğunluğu herhalde öyle tahmin ediyorum ki ekranların karşısında branş yapıyordur. Yani geç kahvaltı yapıyorlardır. Pazar günü bugün. Ee, sofralarında mutlaka peynir vardır. Zeytin de vardır. Ee, ama bizim şu anki çağ nüfusu, genç çağ nüfusu Çiftliklerde çalışmak istemiyor. Çünkü son 25'te yani son çeyrekte hatta rahmetli göz zamanından bugüne kadar üniversite sayımız, okullaşma oranımız, eğitim öğretime katılım oranımız çok arttı. Yani her şehirde mutlaka bir tane ama bazı şehirlerde 2-3 evet. tane İstanbul'umuzda 100 tane üniversitemiz var. Şimdi sosyoekonomik ve sosyo kültürel şeylerimiz, göstergelerimiz çok arttı. Bu hepimiz için geçerli. Hiç ya, mi beğenmiyoruz yani? Onu demek onu istiyorsunuz. Onu demek istiyorum. Yani rahmetlik anneannem derdi ki ee, Allah insanı gördüğünden geri bırakmasın. E, tam olarak sosyo-psikolojik olarak o dönemleri yaşıyoruz. Yani sayın mesela ösas ki ee, işte giderlerse sorun olur. Sayın Soylu'nun da bir takım açıklamaları oldu. Hiç veren olur. olmaz. Ciddi sorun olur. Bakın göçmenlerle Peki, zaman özellikle şu... çok özür diliyorum. Göçmenlerle özellikle Suriyelilerle ilgili algı operasyonunda yer alan insanların fabrikalarında göçmen çalıştırdığına dair daha dün evvelsi gün e, şeyler düştü. yani. Rakamları daha mı düşük veriyorlar? Yani daha mı az ucuza Yo, çalıştırıyorlar? Yok, emek, emek sömürüsü olarak ucuz iş gücü olarak görüyorlar. Yani, işte, yani bizim, bi, tabi tabii tabii bizim Türk yani kendi çocuklarımızın, kendi evlatlarımızın e, emek yoğun hiz, hizmet sektörü gibi emek yoğun sektörlerde efendime söyleyeyim inşaatçılık tekstil yani turizmdeki hizmet sektörü, ayakkabıcılık, efendime söyleyeyim tarımsal, mevsimlik tarım işçiliklerinde bizim çocuklarımız, bizim insanımız artık çalışmak istemiyor. Daha böyle e, yani bir taraftan toplumun belli kesiminde daha bohem şartlar aranırken bazı kesimlerde de artık böyle beyaz yakalı olmak, mavi yakalı olmak yani buna yönelik bir hmm. sıkıntımız var. Bu sıkıntılarımız da yeni değil aslında. Yani hatırlayın 28 Şubat sürecinden önce ara ve teknik eleman mesleki eğitim noktasında sıkıntılar yaşamıştık. Yani biz hala daha ara ve teknik eleman yetiştirme konusunda tabii böyle son derece başarılı değiliz. hala daha tartışma ki. Tabii. konusu tabii Halbuki Türkiye'de. Halbuki yani mesela hani Almanya örneğiyle kıyaslayalım. Şimdi Almanya'da da her isteyen böyle fen liselerine veya ne bileyim daha böyle üniversite okuyabilecek trendteki liselere gidemiyor. Gimnazjumu kazanma şartı söz konusu. Orada gimnazyum diye bizim Fen Lisesi'nin Anadolu Lisesi'nin karşılığı sayı, sayılabilecek bir eğitim sistemi var. Şimdi e, bizde de öyle. Yani bir eliminasyona tabi tutmamız gerekiyor çocuklarımızı. Sınavlarımız var. Çünkü sayılar belli. E, derslikler belli. Yani fiziki şartlar belli. Peki. Eğitim kadrosu belli. Şimdi bu sektörlerde bizim çocuklarımız çalışmak istemiyorlar. İstemiyorlar. Peki. O zaman şöyle. Ama şey. bu peynirin de sofraya gelmesi gerekiyor. Şimdi Biz bu, durum, oradaki... bu durumu siz İçişleri Bakanlığı olarak bir hükümetin Hı -hı. içerisinde bu durumu hükümetin çözmesini bekliyor tabii Türk halkı doğal olarak. Şimdi e, kayıt dışı durumu söz konusu evet. tabii. Yani işveren hem söylüyor sığınmacılar gitsin diyor ama gidiyor kayıt dışı. E, ülkeye vergi vermeden, sigorta Hı. yaptırmadan Suriyeli ya da Afgan göçmeni kullandırıyor ya da işte sığınmacıyı kullandırıyor. Şimdi böyle bir gerçeğimiz hı hı. var. Bununla mücadele için tabi bunların hepsini bir kenara Politika koyalım. Bunlar, Onların tabi. hepsini soracağım. Tamam. Şimdi onlar yüzünden biz hastanelerde sıra e, bize sıra gelmiyor. Suriyeliler hı hı. istedikleri zaman ellerini kollarını sallayarak hastaneye gidip e, randevu alabiliyorlar. Hayır. Şimdi bunları soruyorum hani şöyle algılanmasın bunlar benim fikrim olarak değil toplumun Genel, toplumu merak fikri. ettiği soruları soruyor. Benim akrabalarım da bana soruyor. Arkadaşlarım da bana soruyor. Çok normal sorulması da gerekir. Yani Çünkü böyle bilgiler bunlar. geliyor. Elbette Diyorlar ki işte, Suriyeli gitti. E, onlar <laughs> sıraya bile girmeden e, öyle <laughs> bir hakları var. Var mı yok mu? Kısaca bir, söyleyin bir, bana. Şöyle geçici koruma yönetmeliğimiz var bizim. Yani Suriyelilerin iş ve işlemlerini yaptığımız... ...o alanı yönettiğimiz bir mevzuatımız, bir hukukumuz var. Pınar Hanım her şey Türkiye'de hukuka uygun olarak yapılıyor. Hukuk hiçbir şey yok. Geçici koruma yönetmeliğimiz var. Geçici koruma yönetmeliğine göre... Birinci basamak sağlık hizmetlerinden Suriyeliler yararlanabilir. Bu Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bir şeydir, süreçtir. Tabii canım adamları peki, hasta mı bırakacağız? Peki, yani değil? mi? Peki Çok doğru. Bakın işte hemen yani, akıl cevabını buluyor. Yani bir, bir hasta tedavi. mı bırakacağız? İki herhangi bir salgın mevzu bahis olursa, herhangi bir hastalıktan dolayı buraya harcayacağımız karantina tedbirlerinden kaynaklı sağlık harcamaları. Bugün geçici koruma kapsamındaki insanlara vermiş olduğumuz birinci basamak sağlık hizmetlerine harcayacağımız rakamlara rahmet okutur. Bu önleyici tedbirdir. Anladım. Devletin gücünü de gösterir. Devlet gelmiş yani 3.7 milyon insana birinci basamak sağlık tedbiri uyguluyor. Peki özellik konusu yani şöyle, onlara özel davranma hayır. konusu. Şimdi şöyle ikinci basamak dediğimiz sağlık tedbirlerine geçersek eğer çok özel işlemler. İşte diyorlar ki doğum kontrol yöntemleri uygulanıyor. Daha fazla doğurganlık arttırılsın isteniliyor Suriyelilerde. Çünkü Türkiye'nin demografisi değişecek, Araplaşacağız. Yani böyle hükümetin ya da oy devletin evet, ikinci yıl bir planı var. Böyle gizli bir ajandası var falan. Yani buna yönelik böyle sağlıkla ilgili akla seza böyle projeksiyonlar çiziliyor. İkinci basamak sağlık hizmetleri için onlar da para vermek mecburiyetindeler. Mesela dişlerini yaptırmak istiyorlarsa işte gözlerini çizdirmek istiyorlarsa gibi hmm. yani Türk vatandaşı için özel bir sağlık ekonomisi, Neyse. bütçesi gerektirecek olan ve kişinin kendi cebinden harcadığı işlere onlar da tabi. Hiç kimseye özel bir muamele yok. Sadece ve sadece toplum sağlığını, halk sağlığını stabilize etmek için uygulanan birinci basamak temel sağlık hizmetleri. Onları Onlar bunlar belirliyor elbette. Peki. Ki. Ha onlara öncelik var mı hastanelerde? Sağlık Bakanlığımızın e, göçmen sağlığı poliklinikleri var. Eğer bu göçmen sağlığı poliklinikleri illerde bir kapasite olarak oluşmuşsa fiziki şartları ve buna bağlı olarak sağlık personelinin sayısı da yeterli ise Suriyeliler ve diğer yabancılar göçmen sağlığı merkezlerine gidiyorlar. Yani o polikliniklerden hizmet alıyorlar. Her ilde normal. Var mı? Ee, yani Sağlık Bakanlığı son dönemde muazzam işler yaptı. Kapasiteyi arttırmaya çalışıyor. Ama takdir edersiniz ki bu hem fiziki anlamda hem de beşeri insan kaynağı anlamında bir kapasite arttırımını gerektiriyor. Tabii bir de planlama gerektiriyor. Mesela sığınmacıların özellikle büyük şehirlerde e, yer almaları da tabii bu da başlı başına ona da sosyal. İstanbul'da var, Ankara'da var, Şimdi, İzmir'de var, Gaziantep'te var, Şanlıurfa'da mesela var. Mesela orada Onların bir hata, orada bir hata yaptığınızı var. düşünüyor musunuz? Bu kadar büyük kentlere e, sığınmacıların girmesi başında engellenmiş olsaydı e, daha Türkiye'nin e, Sınır bölgeleri değil, mesela Hatay değil. Tamam. E, çünkü e, şöyle bir söylem duydum geçen gün. Ya Hatay, Suriye'de yani işte Suriyelilerin ya da başka ülkelerin hep hedefinde bir kent. E, Hatay'ı istiyorlar ve Hatay'da Suriyeliler, sığınmacılar bir get dolaşma. Hatta işte büyükşehir belediye başkanı çıktı, bir takım açıklamalar yaptı. Bir süre sonra biz Suriyeli e, baş Belediye başkanı istiyoruz tamam. derlerse, biz kendimizi kendimiz yönetiyoruz derlerse ne olur? Neden Hatay'a mesela aldığınızda tamam. atıyorum şimdi Çorum'a ya da atıyorum iç çankırıya mesela. Tamam. Neden alınmadı? Ee, hemen cevap verelim. Ya da verelim. işte İstanbul kapatılabilir hemen, miydi? Hemen cevap verelim. Yani Amerika'da e, Amerika ölçeğinde konuşalım. Mesela Güney Amerika'da müthiş bir göç baskısı var. İşte Meksikalılar, Nikaragualılar, Venezuela'lılar geliyor. Sınırlardaki dramları falan zaman zaman evet. ekranlarımız yansıtıyor. Yani o insanlar nereye gidiyorlardır? Ne bileyim böyle işte Florida'nın böyle ufak tefek sahil bandı olmasına rağmen şehirlerine mi gidiyorlardır? Ee, yoksa işte böyle bir New York'un banyolarından bahsediyoruz değil mi? Yani banyolarından bahsediyoruz New York'un. Yani buralara mı geliyorlardır? Yani e, Avrupa'ya geçen göçmenler, Afrikalılar, Suriyeliler, Afganlar... Yani Avrupa'nın sanayileşmiş bölgelerinde mi yoğunlaşıyordur? Yoksa böyle daha kıyıda köşede kalmış yerlerde mi yoğunlaşıyorlardır? Türkiye'de yani göçmen tercihi olabilir mi? Şöyle, yani hayır. savaştan kaçan bir toplum, mazlum Şöyle, bur bir toplum için önemli olan güvenli bir yerde olmak. Yani onlar Doğru. için İstanbul birinci öncelik değil. Hmm. Belki güvenli olup kendi hayatını Hem, idame ettirebileceği hemen, hemen bir yer. Hemen söyleyeceğim. Hemen söyleyeceğim. Burada bir network çalışıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep gibi, Kilis gibi, Şanlıurfa gibi, efendime söyleyeyim, Hatay gibi lokasyonlardaki Suriyeli yoğunluğunun e, her yerde olduğu gibi iki sebebi var. İki ana sebebi var. Birisi iş gücü piyasalarına erişimdir. Birisi de network'ler, işler. Akrabalık bağları, hmm. aşiret bağları, yani yakınını bulma bağları. Doğru. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgede birinci aktörümüz e, şeydir. Akrabalık bağları aşiret bağlarıdır. Sinan Çetin'in propaganda filmini hatırlar mısınız? Yani evet. Sinan Çetin'in propaganda filmini hatırlıyorum. Yani e, Zeki Alasya ile herhalde yok Betin Akpınar Betin mıydı? Akpınardı Rahmetli galiba. Kemal Sunal'ın oynadığı film. Yani Sayles Picot gelmiş böyle cetvelle çizer gibi sınırları çizmiş. İşte köyün yarısı Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kalmış, yarısı, yarısı da Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında kalmış. Durum aynen budur. Yani bu niye böyle oluyor diyenler? Bugün bizim programımızdan sonra bulup e, o propaganda filmini seyretsinler. Hikaye budur. Ha Burada mesela ama onun Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki e, içinde farklı bir durum söz konusu mesela. Gaziantep örneğini verebilirim. Gaziantep dev bir şehir artık yani. Tek başına. Avrupa ülkelerinin çok dünyanın birçok ülkesinin çok ulaşamadığı bir kapasiteye ulaşmış durumda. Bizim ülkemizin durumda. her köşesi Gastronomisiyle, tarihiyle, kültürüyle Peki. ama bir de organize sanayi bölgeleriyle 6. organize sanayi bölgesini açıyorlar. Muazzam ihracat rakamlarına ulaşmış durumdalar. Yani O yüzden e, de tercih ediyorlar. Tabii ayakkabıcılık sektöründe mesela kimler çalışıyor? Gidin organize sanayi bölgesinin kapısına her gün yüzlerce, binlerce işçi arıyorlar. Kim çalışıyor? Suriyeli kardeşlerimiz çalışıyor. Peki, Çünkü ayak kabuculuk şey onlarda tarihi bir şey. Ha İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i niye tercih ediyorlar? Hep organize sanayi, iş imkanları. Yani İzmir'de bir Suriyeli çalış işlemez. Yani akrabalık bağı olarak efendime söyleyeyim, aşiret bağı olarak işlemez. Peki, o Orada da iş gücüne söyleyeyim. erişim. Ankara'da altında, İstanbul'da esenyurt. Ee, şimdi bunlar bir get dolaşma... Ee, işte e, rakamsar olarak Hı -hı. biraz sığınmacı sayısının çok Hı -hı. olduğu yerler. Bunlar e, bir kesimi çok rahatsız ediyor Haklılar. ve korkutuyor. Doğrudur. Ve şöyle de bir ifade var. Türkiye'nin ulus devlet kavramı, Hı -hı. E, demografik yapısı yarın öbür gün bozulacak. İşte dediğiniz Hı -hı. gibi Suriye Arap Cumhuriyeti diyorsunuz. Yani Türkiye işte Araplaşacak. Kalmadı Arap. öyle bir devlet de. Yani e, yani şimdi onlara ne söyleyeceksiniz? Bunu sadece sadece şey değil. Yani iktidara destek veren hı hı. siyasi liderlerden de gelen bir takım cevaplar. Hı hı. Bir kaostan, hı hı. kaos planlarından bahsediyorlar. Yani Büyük Birlik Partisi liderini burada ağırladım. Hı hı. Kendisi delik ekonomik zorlukları yok ama bir kaos olmasından müthiş endişe duyuyorum dedi. Keza Devlet Bahçeli geri dönüşleri olmalı dedi. Yani siyasete yansıyan da bir takım durumlar var. Ee, buna ne diyeceksiniz? Yani mesela neden Esenyurt'ta böyle bir demografik yapının değişmesi e, kabul edildi? Şimdi e, siyaset adına sağduyu bunu e, dillendirebilir, haklıdır. Çünkü ister ki tedbir alınsın. Devlet niçin var Pınar Hanım? Zaten devlet bunun için var. Bu bir. İkincisi bunun dışında çok daha ciddi bir yani sebebi ve kaynağı aslında başka yöne yönlenmesi gereken bir akıl işliyor ve bir algı operasyonu işliyor ee, yani bu soruları sormakta haklılar yani e, bu sorularla ilgili toplumun belli bir kesiminin feryat etmesi de çok insani bir şeydir ama hayat öyle 200-300 karakterlik sosyal medya hesabına sığacak bir şey değildir ama en son 200-300 Murat Ongun dedi sorun oldu o yüzden şimdi, şimdi ben hemen şöyle söyleyeyim yani 200-300 demeyin. Ben, ben siyasete girmiyorum yani burada gerçekleri ve doğru işleri anlatmaya çalışıyorum. Ee, Ama anketlere de bakıyorsanız yani sadece sosyal medya değil mesela anketlerde de sorulduğu zaman Türkiye'de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ki yani sürekli olarak kötü yaratımda bulunur ve bir sorun varmış gibi algı operasyonu yürütürseniz algı haline gelir. Meşhur bir kelamdır. Bir adama 40 gün iyisin iyisin desen hastaysa iyileşmesi... Kötüsün kötüsün desen iyiyse sağlığını kaybetmesi diye böyle çok eski kadim geleneğimizde laflar vardır. Ben şimdi çok fazla böyle Avrupalıların ya da böyle işte Avrupa kökenli e, sosyologların bize dayattığı kavramlarla konuşmayı seven bir akademisyen değilim. Yani gettolaşma e, kelimesi yerine biz ona daha böyle kendi, güzel, yapı, kendi güzel kendi güzel Türkçemize uygun bir şey söyleyelim. Kümelenme diyelim. Tamam kümelenme. kümelenme. Çok diyelim. daha güzel oldu. Şimdi çünkü getto e, Getto devletin giremediği yerde olur Getto kolluğun Jandarmanın polisin giremediği yerde olur Yani mülki idarenin Yani il yönetiminin giremediği yerde olur Bizde daha önce e, 90'lı yıllarda İstanbul'da Gazi mahallesinde bu işler denendi En son Sur'da denendi 15 Temmuz'da denendi Bizim devletimiz çok güçlü ve çok büyük bir devlet Çünkü aziz milletinden Alıyor gücünü Şanlı bir devlet geleneğimiz var. Bizim giremeyeceğimiz var. Biz yer yok. olmaz. Bizim giremeyeceğimiz, Peki. devletimizin nüfuz edemeyeceği yer Elbette. olmaz. Elbette. Kümelenme, kümelenme var ]lenme. mı? Doğru. Şimdi ama e, kümelenmenin nedenleri belli. Mesela Altındağ'da bir kümelenme vardı. Sebep siteler var. iş bulma imkanları var. Yani Hatay'ın belli bölgelerinde, Gaziantep'te... Ha, o zaman yani, birisi ufacık bir kıvılcım yarattığı zaman... Şöyle işte, tedbir orada alıyoruz. Orada bir büyüme, yani tamam. bir, bir sıkıntıyla karşı Şimdi karşıya kalıyor. Şimdi devlet kalınıyor. buna tedbir almıyor mu ya, diye vatandaşımız sorar. Haklısınız. Devlet buna e, tedbir almıyor mu diye vatandaşımız sorar. Biz tedbir alıyoruz. Yabancı nüfusu şu andaki bizim illerimizde, ilçelerimizde ve mahallelerimizde yüzde 25'i geçemez. Sistemimiz çok nettir. Artık bundan sonra öyle. Tabii mi? ki, yani uzun süredir, yılbaşından beri bu böyledir. Çünkü yani biz orada İstanbul'a oradaki... girişler de kapı... kaç ist... büyük, büyük yani birçok bir ilde kapatıldılar. 12, 12, 12 ilimizde, kapatıldı. 12 ilimizde e, yeni kayıt almıyoruz, yeni hiçbir kayıt almıyoruz. Ama bunun e, çok az böyle mücbir, zorunlu sebepleri var. Nedir? İşte çocuk mesela e, Urfa'da yerleşik bir ailedir, ama çocuk atıyorum Bartın'da üniversite kazanır. O çocuğa evet, öğrenciliği evet. boyunca seyahat hürriyetine dair bir şey getiriyoruz, serbestlik Hı. getiriyoruz. Yani Türkiye içerisinde dolaşabiliyorlar. Dolaşabilir. İş adamlarını aynı şekilde getiriyoruz. Çünkü yatırım yapmış, üretiyor, istihdamı var. Mal alıp mal satması gerekiyor, onlara da bir kolaylık sağlıyoruz. Bir de çok ciddi, ölümcül ya da kronik hastalıkları olanlara ha, kolaylıklar geliyorlar. sağlıyoruz. Aynen, onun dışında istisnamız yoktur. Yani ben kalkacağım, şuradan şuraya gideceğim gibi bir şeyimiz yok. Mesela başka bir kesim de bunu seyahat hürriyetini kısıtlamak olarak görüp bizi eleştiriyor. Hayır, bu bizim hem egemenlik hakkımızdır, hem de mevzuatımıza uygundur. Geçici koruma yönetmeliğine uygundur. Nerede kayıttıysanız orada kalacaksınız. Peki. Bu kadar açık. En, Tartışma yok en bu konuda. En çok sorulan sorulardan Buyurun. bir tanesi. Ee, sığınmacılar... E kimisi diyor ki işte vatandaş olacak, oy kullanacak kimisi de o, o kadarına bile gelmiyoruz. Az evvel söyledim 200 bin kişi vatandaş. Onu hayır, yaptık. ona bile... 113 bini reşit, bunlar homojen bir şekilde dağılmış vaziyette yani belirli mesela bir ilçede 113 bini de bir ilçede ve oranın seçim sonuçlarını değiştirebilecek düzeyde değildir. değil. Hayır, Hiçbir zaman da bir... o sayıya ulaşamazlar. Önemli bir şey, şöyle ki TC vatandaşı olmadan bile algı şöyle. Hayır. Yani gelen sığınmacılar oy kullanıyorlar. Yani şu an Türkiye'de işte 5 milyon yani toplam işte 3 700, 220 bir de 1,5 ikame edenlerle beraber toplam 5 küsür milyon kişi oy kullanacakmış kaygısı. Pınar Hanım, Pınar Hanım şimdi desem ki Ay, söylediniz stüdyomuzun, stüdyomuzun, olduğu binanın altında 500 altın varmış. Dilin kemiği yok ki söylerim ben bunu yani. Seçim kanunumuz açık değil mi? Seçme ve seçilme kanunlarımız açık değil mi? Mesela en son bir düzenleme yaptık. Sadece seçme değil, seçilme yaşını da 18'e indirdik. Herkesin gözünün önünde oldu, şeffaf. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan hiç kimse oy kullanamaz. Oy kullanamaz. Peki Geçen ya yani ne acayip teorileri <laughs> var. Onlara da artık vakit kalırsa e, girelim. Şimdi sınır güvenliği meselesine biraz gelelim. Gelelim. Mi? Şimdi birkaç günden beri Türkiye hep bunu konuşuyor. Askerler de açıklama yapıyorlar. Hulusi Akar da en son e, Milli Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. E, sınırlar işte hallaç pamuğu gibi herkes giriş yapabiliyor e, deniyor. Sınır güvenliğimiz konusunda biraz bilgi verir misiniz? Sınırlarımız, Sınırlarımız hallaç mi? pamuğu gibi derseniz. O zaman Ben demiyorum. Yok. Yani ben siz sigasıyla konuşuyorum. Ben herkesin zamiriyle... merak ettiği soruyu soruyorum. Çok özür dilerim. Yani ben siz zamiriyle konuşuyorum ama. Yo, yo Ben yani sizi anlıyorum. Biz derken de ben, yani ben sizi konuşuyorum çok net ama anlıyorum. Hani devleti temsil etmekten yani hicap ederim, utanırım. Yani orada bir görevliyim sadece. Ee, cevap verirken de e, aziz vatandaşlarımıza e, hitap ederek o yüzden siz diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi eğer öyle dersek düzelteyim o zaman kendi üstüme alayım. Eğer öyle dersek hudut boylarında nöbet tutan Mehmetçiğimizin hakkını ve hukukunu ketmetmiş oluruz. Sınırın hemen onların gerisinde efendime söyleyeyim güvenlikli bölgeler oluşturan jandarmamızın özel harekatının emniyet genel müdürlüğümüz polis özel harekatın hakkına ve hukukuna tecavüz etmiş oluruz. İller idaremiz yani kaymakamlarımız valilerimiz onların mahiyetinde çalışan devletin ve kamunun her türlü biriminin işte il göç idaresi müdürlüklerinin hudut kapısı sağlık birimlerinin ambulansımızın itfaiyemizin şoförlerinin personelinin hakkını yemiş oluruz. Yani diyorsunuz. yani bu milletin bu milletin çocuğu olan bu milletin memurlarının hakkını ve hukukunu yemiş oluruz. Yani bu doğru bir şey değil. Bizim sınırlarımız bölgemizdeki en etkin, güvenlikle korunan, en etkin ve yüksek kapasite geliştirilmiş sınırlardır. Şimdi sınırlarımızla ilgili... örüldü zannediyorum tamam, değil mi? Tabii ki. Sınırlarımızla ilgili bizim sıkıntımız şudur. Yani sınırı biz niye şey yapıyoruz? Sınırı niye oluşturuyoruz? Düzensiz göç baskımız Eylemiyiz. olduğu için etrafımızdaki coğrafyalarında vatanımız belli olsun diye. Şimdi bizim düzensiz göçle ilgili çözüm parametrelerimiz var. Dört farklı parametre. Şu anda ekranda zaten. Tamam. Siz bana bunlardan biri, okuyabilirsiniz. Bunlardan biri Pınar Hanım, sorunun kaynak ülkede çözümü. Mesela Suriye'de bir problem var. Suriye'den insanlar bize gelip sığınıyor. O zaman bizim bu problemi öncelikle Başat aktör olarak primer, birinci derecede Suriye'de çözmemiz gerekiyor. Suriye'de son 11 yılda İnanılmaz yatırımlar yapılıyor. Uluslararası kaynaklarla işbirliğiyle birlikte. Altyapısıyla, üst yapısıyla, okuluyla Ki geri dönüşler yer, tabii, olabilsin gönüllü diye, gönüllü geri dönüşler olabilsin diye yerleşim alanı anlamında Afganistan'da da aynı şekilde, Pakistan'da da aynı şekilde. Yani o insanlar kopup gelip 3000 kilometre yürüyüp buraya akın akın gelmesinler diye orada işte mikro kredilerle iş bulma imkanları ev bulma imkanları gibi işler yapılıyor. Şimdi ikincisi etkili bir sınır yönetimi. Onu şimdi konuşmaya başlayacağız. Sordunuz çünkü. Üçüncüsü yurt içinde düzensiz göçle mücadele. Mesela İstanbul'umuzda her gün operasyonumuz var. Ne operasyonu yapıyorsunuz? Jandarmamız, polisimiz sürekli olarak sahayı tarayarak düzensiz göçte gelmiş kimliği olmayan insanları alıp sınır dışı işlemlerine başlatmak üzere bize teslim ediyorlar hmm. İstanbul İl Göç İdaresi çok Müdürlüğümüze. Çok yani, gelen Yani mesela hala sınırlarımız kapalı ama işte bir kaçak geçişler bütün dünyada bu var. Yani Şöyle, bununla Hanım, mücadele etmenin çok zor olan, olduğunu biliyor. Göçecek olan insanın önünde hiçbir sınır Doğru, ve duvar duramaz. Doğru. Ee, çok geliyor mu rakam? Yani siz böyle sınır dışı ettiğiniz rakamlar çok mu? Yani pandemi döneminde durmuştu. İlk hmm. 450 bin bandındaydı yıllık. Bizim şu anda 6. aya 20 üzeriyiz, 70 bin. Ve biz bunun yarısını da sınır şey. Hangi ülke genelde geliyor? Ya Bizim düzensiz göç genelde daha uzak doğu coğrafyamızdan oluyor. Yani Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi. Hmm. Tabii bir miktar son dönemlerde artıyor. Afrika. Yani hem Kuzey Afrika hem de sahra altı çöl. Evet mesela Afrikalı e, şeyi de görüntüsü de i̇şte görünmeye başlıyor. Çabuk baş... çabuk dediğimiz işlemleri yapıyorlar. Çöpleri çekiyorlar. iş İşportacılık yapıyorlar. Yani dünyanın her yerinde ne işi yapıyorlarsa... Türkiye'de de ona yönelik alanlarda çalışmaya. Maksatları şey Batı'ya kaçmak mı atma Türkiye üzerinden? Evet, öyle. Öyle ama yani e, Anadolu e, başlangıcından itibaren yani Türkler öncesi dönemde de bizim Orta Asya'dan kopup geldiğimiz, vatan eylediğimiz dönemlerden itibaren bugün de e, bir geçiş güzergahı, bir rota ülkesi ama yine son çeyrekte artık bir cazibe merkezi evet. ve hedef gelen, ülke. gelen de kalıyor. E, vardı yine güzel öyle Zeki Alasya Metin hakkında yani İstanbul <laughs> çok güzel yani öyle güzel <laughs> şöyle şimdi niye geliyorlar ya bu soruyu sorabilirsiniz ee, ama bu çok haklı bir gerekçe ile temellendirilemez yani niye geliyorlar şimdi... gelmesinler deme hakkınız da var. Niye geliyorlar? Avrupa mi? diyor Hakkınız ki da gelmeyecekler, da var. gelmeyecekler diyor. Yani sarı saçlı mavi gözlüleri Avrupa biz aldı. O, o da mesela çok tartışma konusu. Ukrayna'ya kapılarını açtı ama Avrupa Açtım dedi ama ki, ona da edemeyecekler. Avrupa dedi ki gelmeyeceksin. Sen Türkiye'de kal. İşte biz sana şöyle yapalım bunu. Gelmeyeceksin dedi. o Türk Türk halkı da diyor ki siz de öyle söylüyorsunuz. Biz de öyle söylüyoruz. Biz de öyle söylüyoruz. Ama bir vesile geliyorlar. Avrupa Avrupa'ya Avrupa'ya gelmiyorlar mı şu anda? Yani Avrupa'nın mesela düzensiz göçle mücadele anlamında bir sınır yönetimi birimi var Frontex. Hmm. Frontex'in geçen hafta başkanı istifa etti çünkü bütçesi ibra edilmedi. Sebep? Çünkü düzensiz göçü yönetemediklerini düşünüyorlar. Şimdi Avrupa niye düzensiz göç alıyor? Pınar Hanım, Sahra Altı Çölü yüzyıllarca sömürmüşsünüz. İnsanların kafatasından şarap kadehleri yapmışsınız. E 50 yıldır 60 yıldır Afganistan coğrafyasını yeraltı yerüstü kaynaklarıyla sömürüyorsunuz. Taliban diye bir yönetim var. İnsanlar İndiguş dağlarının eteklerinde ağaçlardan yaprak yiyorlar, çimen yiyorlar. Ve şöyle bir görüntü. Yani Avrupa medenidir. Avrupa zengindir. Avrupa bohemdir. O insan da oturuyor bakıyor ki ya ben niye bu imkanlardan istifade etmeyeyim, faydalanmayayım, yararlanmayayım, daha rahat bir hayat yaşamayayım. O zaman diyor ki ben Amerika kıtasına, Amerika'ya ve Avrupa'ya göç edeyim. Düzensiz göç yoluyla bunu yapabiliyor. E netice itibariyle de geliyor. Geldiği zaman da siz bununla mücadele etmek zorundasınız. Bizdeki durum da budur. Ya mesela, Çünkü artık Türkiye hedef ülkedir. Hedef ülke. Bununla Cazip. mücadele edebilmek için biz düzensiz göçle, mücadeleyle ilgili bir birim kurmuşuz. Daha önce daire başkanlığımız düzen düzeyindeydi. Şimdi yeni göç idaresi başkanlığı olunca... Sadece o birimimizi genel müdürlük seviyesine yükselttik. Kapasitemizi yükselttik. Yeni mi oldu bu? 29 Ekim akşamı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kararıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç İdaresi Başkanlığına dönüştü. 5 tane yeni genel müdürlük kuruldu. Onlardan biri de benim Uyum ve İletişim evet, Genel siz... Müdürlüğü. burada biz kapasitemizi arttırıyoruz. Yani bu adı geçen coğrafyalarda buna Kuzey Amerika'da dahildir Pınar Hanım. Yoksulluk, yoksulluk, su ve gıda kaynaklarında erişimdeki adaletsizlik, savaş ve insanların hırsları olduğu oh, son müddetçe... Son dört dakikamız ben şu, öyle öyle çok mi? şaşırdım. Öyle <laughs> mi? Olduğu müddetçe göç durmayacaktır. Durmayacak. Gökçe Ama biz Bey, göçle mücadele Gökçe edeceğiz. Gökçe şimdi e, bu taciz falan o videolar onlar da çok konuşuluyor. E, kriminal olarak biraz suça yatkın bir ırk diye bir mantık var mıdır hayatta? Kimlerde? Ya şimdi deniyor ya işte hırsızlık olayları ya da taciz olayları devamlı servis ediliyor. Hı hı. Yani böyle bir genel bir algı var. İşte Suriyeliler, Afganlar. Suriyelilerde e, suç oranları çok düşük. Peki bu videolar gökten de düşmüyor. O Suriyelilere ait olduğu e, servis, edilen, servis edilen videoların çoğu kurgu videolar. Genellikle başka uyruklara ait. Bir kere o videolarla ilgili madem o zaman hemen söyleyeyim. Afrikalılar şey özür dilerim. Afganistanlılar elini kolluya kollarını sallaya sallaya doğu sınırlarımızdan böyle akın akın geliyorlar. Evet. Sınırlarımız delik deşik. Onların hiçbiri bizim sınırlarımıza ait görüntüler değil. Kim yayınlamış olursa olsun. Onlar bilakis İran'ın Afganistan sınırına yakın görüntüler ve bu tarihe ait değil. Ha, yani tabii siber, bir... siberle mücadele emniyet birimlerimiz... Yine çok önemli bir şey Tabii bakın 2016, 2017, 2018 yılında çekilmiş görüntüleri 2022'nin Türkiye'sinde çekilmiş gibi Peki e, servis ediyorlar. o taciz ediyorlar. videoları, işte kadınlara selfiler, onlar bayağı böyle bir işte siyasetin içerisindeki malzeme... Doğru var, onlar var. Yani adli, adi suç. Yani devlet niye var? İlçelerimizde muhtarlarımız var. Yani o mahalle muhtarlarımız var. Mahallelerimizin akil insanları var. Yerine ve mesafesine göre hemen hemen her ilçemizde mahallemizde karakollarımız var. Yani devletin ilgili birimleri var. ihbar hatları var. 155'imiz var, 112'miz var. Suç ve suçlunun uyruğu yoktur Pınar Hanım. Yani kimin suç işlediğini biliyorsak devletimizin birimleri bilsin anında görevini yaparız. O sosyal medyaya yansıdığı ve Türkiye'de olduğu tespit edilen görüntü sahiplerinin hiçbiri yakasını adaletten kurtaramaz. Kurtarmıyor da. Ama bizim sınırlarımıza ait o görüntüleri asla kabul, kabul etmiyoruz. Sınırlarımıza nin, ait değil. Türkiye'nin e, bir. bir ırkçı ya da bir yabancı düşmanı ülke haline dönüşme korkusu ve kaygısı yaşıyor musunuz? Ben mi? Evet, Hayır, biz... yaşamıyorum. Ben Selanikli muhacir bir ailenin üçüncü kuşak ferdiyim. İzmir'e gelip yerleşmişler. Yani bizimkiler de geldikleri zaman çok büyük zorluklar yaşamışlar. Ee, bugün mesela hiç kimse. Kafkaslardan gelen, Çerkezlerin, Çeçenlerin, Balkanlardan çerkezin. gelenlerin vardır ailenizde böyle sizin hikayeler. Sizin gibi aynen. Yani Güneydoğu'dan gelen, Doğu'dan gelen, işte Irak ve Suriye coğrafyasından gelen rahmetli Özal'ın zamanında peşmergeler gelmişti. Onları falan hiç kimse konuşmuyor. En son yine Bulgaristan'dan soydaşlarımız geldi rahmetli Naim Süleymanoğlu ile birlikte biliyorsunuz. Ben İzmir'de çok yakinen biliyorum o işleri. Çok sıkıntılar çektiler. Yani bizim insanımızdan bir takım böyle şeyler gördüler. Defanslar falan gördüler ama yani şu anda Biz herkes bu sorunu uyum atlatacağız. Içinde yaşıyor. süremiz atlatırız. bitmiş. Yönetmenim uyarıyor. Çok teşekkür Rica ederim. Edin. Aslında yani belki bütün de bütün malzemeler kaldı. <laughs> yani bende en az 30 soru kaldı. <laughs> uyum, Çok teşekkür ederim. Uyum Pınar Hanım. Uyum tek taraflı bir şey değil. Çift taraflı bir şey. Peki. Yani hem karşılıklı karşılıklı. Böyle derseniz karşılıklı. bu da bir tartışma konusu olur. Yok, değil. Şimdi e, bizim bitti. bizim Suriyeli kardeşlerimizden istediğimiz bir şey var bir olmazsa olmaz güzeller güzelliği Türkçeyi günlük yaşamlarında kullanacaklar ve öğrenecekler. İki, devletin kurallarına ve kanunlarına harfi harfine riayet edecekler. Çünkü bizim 100 yıllık cumhuriyet kazanımlarımız ve pratiklerimiz var. Kimsenin kara kaşı, kara gözü için bu işlerden vazgeçmeyiz. Kapanıştır önemli, önemli sözler. İki sözünüz de çok önemli. Türkçe'yi öğrenecekler ve Kanunlara Türkiye uyacaklar. Cumhuriyeti kanunlarına birebir uyacaklar. Evet, yoksa aynen. sınır dışı mı edilirler? Yani tabii ki geçici koruma hakkından kaynaklanan hukuklarıyla ilgili sıkıntı yaşarlar. Peki. Gökçe çok teşekkür ediyorum. Güzel. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Efendim sizlere de çok teşekkür ederiz. Yönetmenim uyarıyor. Hemen sözü haber merkezine bırakıyorum. Mutlu pazarlar efendim. Hoşçakalın. Koçak mücevherleriyle tanışmanın tam zamanı. Eşsiz tasarımlar, kaçırılmayacak fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Mücevher için size Koçak yeter. Koçak. Türkiye Ligi Kupası. İçinde yok, yok. Mesela bol miktarda alın teri ve emek var. Sabır ve